Zengezur koridoru Azerbaycan'ı kara ve demir yoluyla Nahçıvan ve Türkiye'ye bağlayacak. Doğu Batı ticaretinde nakliye hızlanırken maliyet de düşecek. İşte dünya ticaretinin en stratejik hatlarından biri olacak koridora ilişkin ayrıntılar. En çok üzerinde durduğumuz ve bizim de hassasiyetimizi içeren Zengezur olayı. Buradan Iğdır, Nahçıvan, buralara gidiş konusunda Türkiye'nin Nahçıvan'la olan bağlantıları çok daha güçlü bir hale inşallah gelecek. Atatürk'ün Türk kapısı dediği Zengezur Koridoru, yeniden canlanacak tarihi İpek yolunun en stratejik bölümü. Azerbaycan'ı Nahçıvan'a, Orta Asya'yı da Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak. Açılmasıyla hem mesafeleri kısaltacak hem de maliyetleri düşürecek. Burayı aslında biz böyle bir ekonomik kuşak, bir refah kuşağı olarak da düşünmek gerekiyor. Türkiye'den, Nahçıvan üzerinden, sonra Ermenistan topraklarını kat ederek Azerbaycan'a ulaşan, Azerbaycan ulaştığı için de oradan sonrasında Orta Asya'ya kadar, hatta Çin'e kadar gidecek olan bir koridorun açılması artık mümkün oldu. Asya ve Avrupa arasındaki ticaret için kullanılan mevcut hat, Orta Koridor, Türkiye'den başlayarak Kafkaslara uzanıyor. Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan üzerinden Orta Asya ve Çin'e ulaşıyor. Bir nevi kısa yola kapı aralayacak Zengezur, Orta Koridor'a alternatif olacak. Tedarik zinciri çeşitlenecek. Ekonomik olarak girişimlerinizde tek bir noktaya bağımlı kalmanız sıkıntılı durumlar, kırılganlıklar yaratabiliyor. Bir gemi Süveyş Kanalı'nda olduğu gibi yan dönüyor ve her şey bütün tedarik zincirleri durma noktasına geliyor. Bu koridorun da artık faal olması bu açıdan bence önemli bir anlam taşıyacak. Türk dünyasıyla işbirliği ve ticaret artacak. Bölgesel barış ve işbirliği ortamı güçlenecek. Özellikle Doğu illerimiz için Kars, Iğdır, Ağrı bu iller için oranın ekonomik kalkınma sürecine bence çok önemli bir itici güç olacak. Nasıl yapacaksınız? Hani batıdan mı dolaştıracaksınız bu? Kolay değil, maliyetli. Halbuki işte bu koridorla birlikte o illerimizin de dış piyasalara daha rahat açılımları söz konusu olacak. Koridorun açılmasıyla İran'a ihtiyaç duyulmadan Bakü ile Nahçıvan birbirine bağlanacak. Türkmen gazının Azerbaycan üzerinden Avrupa'ya taşınmasının önü açılacak. Bu Ermenistan'la ilgili bir sorun değil. Zengezur koridoru İran'la ilgili bir sorun. Yani halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan iki ülke. Burada İran'ın böyle bir tavır içinde olması gerek Azerbaycan'ı gerekse bizi üzüyor. 110 kilometrelik hat için demir yolu, karayolu ve tünel çalışmaları hızla sürüyor.